Yeniden Merhaba Günü manşetiyle karşınızdayız. Bugün Yeni Şafak gazetesi yazarı Marka Resen'i ağırlıyoruz Melih Altınok'la birlikte. Günaydın Marka Resen. İyi yayınlar. Merhabalar. Merhaba Seda. Günaydın. Şimdi Beşar Esad kimyasal silah kullanılan bölgelerde Birleşmiş Milletler Heyeti'nin incelemelerde bulunması için izin verdi. Öte yandan Suriye'nin Suriye'ye bir müdahale, askeri müdahale seçeneğinin batıda, batılı ülkeler arasında ağırlık kazandığı yönünde haberler var. Bu yönde yapılan açıklamalar var. Amerikan Başkanı Barack Obama'dan bunun işaretlerinin geldiğini görüyoruz. Ulusal güvenlik ekibini topladı, toplantılar yaptı. İngiltere Başbakanı David Cameron'la konuştu. Dolayısıyla yine Suriye başlığını gündemde ilk sırada görüyoruz. Bu konuyla ilgili bugün Milliyet Gazetesi'nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları var. Fikret Bile yaptığı açıklamalar, onlara bakacağız. Öte yandan bugün hem Star'ın hem Cumhuriyet'in manşetleri dikkat çekici. Hürriyet gazetesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cansu Çamlıbel'e verdiği bir röportaj var. Burada da yine çok dikkat çekici noktalar var konuşmak istediğimiz. Ali İsmail Korkmaz ölümüyle ilgili gelişmeleri bugün yine gazetelerde görüyoruz. Bazı haberler var. Bunlara da değineceğiz. Ama yine Suriye ile başlayacağız. Şimdi dedik ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmayacak görünen o. Dolayısıyla bunun dışında bir seçeneği Batı masaya yatırmış durumda. Ama biz daha düne kadar derken çarşamba günkü o saldırıdan, kimyasal silah kullanılan saldırıdan sonra bile Batı'nın, Amerika'nın böyle bir seçeneğe çok uzak olduğunu söylüyorduk, düşünüyorduk. Öyle hep değerlendiriliyordu. Şimdi ne oldu? Birden nasıl gündeme geldi bir askeri müdahale seçeneği? Mark Reisen, ne diyorsunuz? Şimdi Amerikan Başkanı Obama'nın kırmızı çizgisi bununla ilgiliydi. Aslında bu kırmızı çizgi birkaç kez de ihlal edildi ama onlar bir şekilde işte ortada kalarak yani kimyasal saldırı olup olmadığı konusunda bir netleşmenin üzerine çok fazla gidilmemesiyle es geçirmişti. Ama bu son saldırıda artık çok net bir şekilde saldırının kimyasal saldırı olduğu, sadece muhteviyatında bir sıkıntı var. Yani sarin gazı olmayabilir ama başka bir türden inceltilmiş veya yeni işte bir kimyasal üzerinde de duruluyor. Ama sonuçta bir kimyasal saldırı olduğu, bunun da yani %99 Esed tarafından yapıldığı Amerika, Britanya ve bütün diğer ülkeler tarafından kabul ediliyor ve bu anlamda artık çok net bir şekilde bu kırmızı çizgi geçilmiş durumda. Yani bunu kimse dünyadaki hiçbir ülkede bunun tersini iddia edemiyor. Rusya bile işte yani BM heyetine izin verdi iki gün evvel. Burada bir parantez açabilir miyim? Tabii. Amerika'nın kırmızı çizgileri aşıldı denmesine rağmen, bu son saldırıyla bir kez daha bunun görülmüş olmasına rağmen, Amerikan Genelkurmay Başkanı biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Evet. Ve sürekli Amerika açısından hem bunun getireceği maliyet, ekonomik maliyet hem de bölgedeki çıkarlarına ters düşeceği gerekçesiyle yine de çok uzak olduğu konuşuluyordu. Öyle tartışılıyordu. Doğru. Ben yine aslında bir müdahalenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Lavrov'da Kerry'nin bir görüşmesi oldu son sanırım dün. Lavrov bir müdahalenin gerçekten işte Orta Doğu'yu çok ciddi bir krize sokacağını ve buradan yani müdahalenin mümkün ol, yani müdahaleden kesinlikle kaçınılması gerektiğini, Amerika'nın da asla böyle bir maceraya girmemesi gerektiğini Kerry'e bildirdi. Kerry de oldukça evet yani bunları çok ciddi bir şekilde değerlendireceğiz başkanlar diyerekten yani onun Rusya'nın uyarısını çok gönüllü bir şekilde kabul etti. Çünkü yani şu açık bir şey müdahaleye çok sıcak bakılmıyor. Ama bir yandan da işte binlerce kişinin öldüğü ve dünyanın bir şekilde uygar dünyanın bir şey yapmak zorunda hissettiği ve çok çıplak hale gelen bir vahşet var. Bir kimyasal saldırı var. Bu arada Laurent Fabius Fransız Dışişleri Bakanı da sık sık konuşuyor bu konuda. BM'den ümitsiz olunduğu için BM dışında bir BM'yi atlayarak, bypass ederek bir şey müdahaleden bahsediyor. Sanırım BM'den bir sonuç çıkmayacağı kesin olduğuna göre bunun dışında bir şey model üzerine çalışılacak. Türkiye'de o modelin içerisinde olacak diye düşünüyorum. Bu öncelikle herhalde yine hava sahasının sınırlandırılması gibi bir nokta olabilir.
bir şey olabilir. Hava, yani Bosna'daki gibi bir uygulama olabilir. Ama öncelikle bir uçuşa yasak bölgenin gündeme gelebileceği gibi bir şey benim aklımda oluşuyor. Ama bu Birleşmiş Milletler üzerinden olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Orada Rusya'nın kesin bir tavrı var. Bir müdahaleye izin vermeyecek. Birleşmiş Milletler dışındaki bir koalisyonla bence bu iş, evet, böyle bir önce bir baskı kurulmaya çalışılacak. Yani Esed'e artık biz buna müdahale ediyoruz. Şu ana kadar, çünkü Esed çok büyük bir savruklukla hareket etti. Çok büyük bir özgüvenle hareket etti. Çünkü arkasında Rusya ve İran var. Ve Batı dünyasının da isteksizliği var. Dolayısıyla çok net, çok savruk bir şekilde bu savaşı sürdürdü. Her türlü sivil unsurlara saldırabildi. Çünkü müdahale gelmeyeceğini biliyordu. Aslında Esed'e bir müdahale yapılacağının sinyali ciddi bir şekilde verilirse Esed'in de geri adım atabileceğini düşünüyorum. Rusya'nın da pozisyon değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani eğer Rusya pozisyon değiştirmezse o zaman bir caydırıcılığı olmaz mı sizce? Yani arkasındaki destek devam ettiği müddetçe. Tabii kesinlikle, ama burada Batı gerçekten ciddi bir adım atmaya karar verdiğini gösterdiği zaman Rusya da orada mutlaka pozisyonunu değiştirecektir şu anlamda. Yani Esed üzerindeki baskısını arttırmaya ve orada bir savaş çıkmasını önlemeye yönelik. Yani kendi menfaatlerini korumak için hiç olmazsa Baas'ın devam etmesi, yani Esed'in gitmesi ama bir geçiş hükümetinin Baas'ın da içinde olduğu, muhaliflerin nasıl diyelim, laik muhaliflerin içinde, yani El Nusra'cıların olmadığı, işte tanınmış olan Batı dünyası tarafından muhaliflerin ve Baas'ın bir arada olduğu bir geçiş hükümeti konusunda Rusya ancak Batı kararlılığını gösterirse devreye girer. Bence başka da bir mantıklı çözüm gözükmüyor burada. Bilmiyorum Melih, sen ne düşünüyorsun ama yani onun dışında Suriye'ye karadan girmek veyahut da bir Esed'le bir savaşa girmek gerçekten burada herhalde son opsiyon gibi gözüküyor. Bir de şeyi de belirtelim. Şöyle de yorumlanıyor. Bütün bu işte bu tür bir müdahalenin, askeri müdahalenin hazırlığı yapılıyor, masaya yatırılıyor denmesine rağmen, bu yöndeki haberlere rağmen böyle bir şeyin sonuç verici değil de göstermelik bir şey olacağı yönde de değerlendirilmiyor. Diğer örnekler de aslında onu gösteriyor. Ben de katılıyorum Marka'ya. Tabii ki yani Fransa aslında bunun sinyallerini işte geçtiğimiz günlerde vermişti. BM dışında alternatifler konuşulur demişti. Şimdi ne diyorsunuz? İşte 48 saat, işte 24 saat önemli askeri hedefleri vuralım, kimyasal yapılan merkezleri vuralım falan. Yani kimyasal kullanmadan katliam yapmayacak mesela. Çok örgütlü bir devlet yapısı, senelerdir orada her tarafa nüfuz etmiş. Yani Libya'daki gibi falan olmasını da düşünmemek gerekiyor. Çok daha farklı bir yapı var. Bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Aksine rejimi muhalif daha meşrulaştırmak için belki bir neden olacaktır. İran dengesini falan da düşünmek gerekiyor. En mantıklı alternatif hakikaten yani diplomasi yoluyla baskı yapmak. Bunun başka yolu yok. Hava harekatıyla falan bu işleri çözmeniz mümkün değil. Yani askeri terminolojiyle konuştuğunuzda kara harekatı da çok maliyetli. Kimse buna girişemeyecek. İran kuzeyindeki o işlerin uçuşa yasak bölge hikayesi veya güvenli bir koridor oluşturulması tek çözüm gibi gözüküyor. En azından muhalifler de bir alan yaratacaklar kendilerine. Ülke içerisindeki mücadelelerine devam ederler her anlamda. Yani siyasi mücadele de pekala verilebilir bu süreç içerisinde. Rejimin yıpratılması yolunda içte bir hareketlilik yaratılmış olur. Ama diğer türlüsü hakikaten dostlar alışveriş de görsün gibi olacak. Çünkü bu, yani Esad eğer işte izin verdi şeycilere, denetlemecilere. Gerçi çok uzun süre geçmiş üzerinden. Delillerin yok edeceğini dün bir tane Dışişleri Bakanı da söylüyordu. Yani 5-6 gün geçtikten sonra pekala. Zaten havaya karışıyor gaz. Yani havayı ölçmeniz falan filan herhalde mümkün değilmiş. Çok anlamıyorum bu işlerde ama dün biraz araştırdım bunun nasıl olacağını dair. Ama bir taraftan da gerek hayatını kaybedenler üzerinden, yani cesetler üzerinden, gerekse maruz kalan, etkilenen kişiler üzerinde yapılacak, günler sonra bile yapılacak incelemelerin sonuç vereceği de şu, orada problem yok. Yani kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanmayacağı için orada bir problem yok. Zaten ortada kimyasal silah kullandığı da hani işte roket parçaları hangi yönden atıldı falan gibi ayrıntılar. Mesela ağaç yaprakları üstündeki kalıntılar bile o şeyi saldırı bir, kimin yaptığına yönelik deliller. Tabii yoksa kimyasal yani onlarca yıl vücutlardan etkisi geçmiyor. Onu mutlaka ispatlayacaklardır ama saldırının Esed güçleri mi yoksa muhalifler tarafından mı yapıldığıyla ilgili kanıtlarda mutlaka temizlik yapılmış olur. Çünkü bazı mesela adı geçen askeri üsler var. Şu askeri üslerden atıldı diye somut isimler veriliyor. Hani yön tayini şu bu. Bir sürü ayrıntı için şeyler temizlenebilir diyorlar. Bu noktada
kesinlikle yani askeri bir müdahalenin eğer Türkiye'nin de içinde olduğu bölgede çok ciddi bir karışıklığa yol açacağını düşünüyorum. Sadece Suriye ile bağlantılı değil, birçok dengeyi değiştireceğini düşünüyorum. Türkiye'deki çözüm süreciyle alakalı gelişmeleri bile etkileyeceğini düşünüyorum. Orada bir bataklığa dönüşecek. Elbisya'dan da bir biliyorsunuz açıklama geldi, bir tehdit var. Evet, biz de karşımızda. Yani herkes de bunu kullanacak tabii ki bu süreç içerisinde. El-Nusra bu süreçten çok mu rahatsız bilmiyorum. Hani Esad'a düşmanlığı noktasında bu açıklamaları yapıyor ama o da savaşta çok büyük katliamlara giriştiğini biliyoruz El-Nusra'nın da. Bu tarz hani savaş etiğini koruyan bir yapı değil hakikaten. Ama onlar da kullanacaklar ve bir bataklık oluşma ihtimali çok yüksek. Türkiye'deki çözüm süreciyle de alakalı bir yer. Çok alakalı Suriye ve oradaki gelişmeler. Bunlar beni açıkçası korkutuyor. Kesinlikle Markar'a katılıyorum. Çok güçlü bir uluslararası toplumun baskısıyla Esad yalnızlaştırılabilir ve hakikaten hani işte Tarık Şahralı çözümler konuşuluyordu eskiden. Bu ihanet sayıyordu insanlar ama geçiş süreçleri için bu gerekli olabilir. Bir çözümle hani bugünden yarına çözümler bulamazsınız. Askeri üsleri vurun. Ne kadarlık bir savaş öngörüyorsunuz? Sivillerin ölümünü engelleyebilecek misiniz? Biz 1300 kişiden bahsediyoruz kimyasal silah kullanılan. Böyle bir sürece girildiğinde milyonlarca insan yani kaybedilebilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Sadece askerler değil. Biraz daha aklı selimle düşünmek lazım. Şimdi burada aslında kazanılması gereken ülke, yani stratejik olarak zorlanması gereken ülke Rusya. Yani buradaki şey anahtar ülke Rusya. Çünkü Rusya Libya'daki gibi ikinci bir Birleşmiş Milletler'de darbe almak istemiyor. Yani devre dışı kalmak istemiyor. Bunu da açıkça söylüyor aslında görüşmelerde. Yani ikinci bir işte nasıl derler karizma konusu yapmış vaziyette ve Suriye'de onlar için önemli bir ülke. Oradaki Tartus üssü önemli bir ülke. Stratejik nokta. Burada önemli olan Batı'nın nasıl davranacağı. Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın nasıl davranacağı ve bu konuda Rusya'yı kendi yanlarına çekmeye zorlamak durumundalar. Yani burada çok ciddi bir katliam var. Bu katliamı artık önlemek gerekiyor. Bizim kırmızı çizgimiz kimyasal silahların kullanılması ki bence çok saçma. Sana da katılıyorum. Yani 120 bin kişi bugüne kadar öldürülmüş. Bunun hangi yolla öldürüldüğüyle ilgili yani açıkçası... Ama şu soru geliyor akla. Yani bölgedeki çıkarlar ve güç... kontrolü hakimiyet elden gitmesin kaygısıyla böyle bir yarış içinde olan Amerika ve Rusya söz konusuyken acaba Batı nasıl Rusya'yı bu konuda bu noktada yanına çekebilir, ikna edebilir? Orada Batı'nın daha çok biliyorsunuz El-Nusra ile El-Kaide örgütüyle ilgili bir sorunu var. Yani Suriye'deki muhaliflerin arasında Amerika'nın yine diğer kırmızı çizgisi olan El-Kaide bağlantıları ve El-Kaide'nin alt yapıları El-Nusra gibi bir şekilde Esed'den sonra Suriye'de oluşacak yönetimde böyle bir El-Kaide uzantısının yönetimde yer almasını veyahut da orada bir de facto hakimiyet kurmasını onlar için mümkün değil. Amerika için mümkün değil. Bu pek dünyanın geri kalanı için de fazla mümkün değil açıkçası. Gerçekten Suriye'deki yani Esed sonrası yönetimi Suriye'de o muhalefeti temsil eden yani Suriyeli olan ve Suriye'de Esed'in işte cinayetlerine maruz kalan, o baskılı dönemine maruz kalan ve daha sonra bu iç savaşı başlatan gruplar olmalı mutlaka muhalif grup, yani temsilciler yeni hükümette. Batı da bu anlamda bir endişeye sahip. Dolayısıyla bunların hepsi artı Suriye'ye girmenin maliyetinin çok yüksek olması. Bugüne kadar Batı'yı durdurdu. Rusya faktörü dengeliyordu. İran faktörü dengeliyordu ve El-Kaide korkusu. Şimdi bu son vahşet ile birlikte sanırım bunlarda bir şey yaşandı. Yani bunları aşma yönünde bir enerji Batı'da toplandı. Çünkü böyle bir katliama Batı'nın uzun süre direnmesi, kamuoyunun karşısında çok uzun süre bunu meşrulaştırmaya çalışması mümkün değil. Yani görmezlik devam edemez. Dolayısıyla, acaba Amerika'da iç kamuoyundaki dengeleri de biraz değiştirdi mi bu çarşamba günkü? Ya Mısır konusunda mesela çok ciddi baskı altında Barack Obama. Çok ciddi anlamda eleştiriliyor Amerika'da. Yani işte darbecilere ve katliamcılara destek veren kişi olarak bayağı ciddi. Yani Washington Post gibi, New York Times gibi gazetelerde çok ağır yazılar çıkıyor. Batı'da Batı'nın sistemi de anlamak lazım. Batı'da böyle doğulu veya otoriter ülkelerdeki devletler gibi değil. Yani yönetimler sivil toplum ve basın ve diğer sivil parçalar karşısında çok kırılgan. Yani onlardan gelen baskılar, demokratik baskı, talepler
çok önemli Batı'daki yönetimler için. Dolayısıyla mesela Mısır'daki pozisyonu Amerika'nın şu anda sorgulanıyor. Suriye'deki de buna bağlı olarak tabii çok ciddi bir baskı yaratmış durumda. Burada bir çözüm yaratılmaya çalışılacağını düşünüyorum ben. Ama burada dediğim gibi Rusya'nın mutlaka çözüm tarafına geçmesinin zorlanması. O da ancak Rusya'ya şu mesajı vermekle mümkün. Yapılmasa bir de yani Suriye'ye biz müdahale edeceğiz. Yani sen destek verip bir ara çözüm için Esed'i ikna etmezsen, bir geçiş hükümeti için ikna etmezsen veyahut da bu kontrolleri için ikna etmezsen biz buraya işte bir şekilde bir plan çerçevesinde bir koalisyon üzerinden müdahale edeceğiz dendiğinde Rusya'nın harekete geçeceğini düşünüyorum ben. Evet. Hem bu konuda ne düşünüyorsun Rusya faktörüyle ilgili Melisen, hem de arkasından şey de sorayım. Bugün Radikal'de Orhan Kemal Cengiz'in yazısına sen de göz attın. Orada dikkat çekici tespitleri var. Şöyle diyor: ben Amerika'nın Suriye müdahalesinde bütün bu yukarıda bahsettiklerimden daha fazla bir anlamın olacağını düşünüyorum. Amerika'nın Orta Doğu stratejisinin temel parametrelerinde değişiklikler var ve biz bunların neler olduğunu parça parça görmekteyiz. Tıpkı Mısır'daki askeri darbe, yeşil ışık yakılması gibi Suriye müdahalesi de Amerika'nın yeniden İsrail ve Suudi Arabistan'ın güvenlik ve ihtiyaçlarını politikasının merkezine oturttuğu anlamına geliyor. Yani Orta Doğu'da kartlar yeniden karalıyor diyor. Böyle bir parametre değişikliği mutlaka var yeni dünya düzeni için ama herhalde biz farklı okuyorduk. Yani burası bir işte petrol boru hattı olacaktı. Bu yeni mi? Yani bu zaten eski paradigma. Bu eskiden beri uyguladığı. O yüzden farklı okuyorduk yani diye düşünüyorum. Çünkü burası bir işte petrol boru hattı çok konuşuluyor. Yakın zamanda Kuzey Irak'tan böyle bir hat oluşturulacak. Türkiye'de bunun geçiş noktası. Burada daha güvenli bir bölge isteniyordu ama eski haliyle yani oradaki Amerikan üsleriyle falan korunacak bir bölge değil. Artık o dünya dengesi yok. Arap Baharı da bize bunu gösterdi. Askeri üsler kurmanız bölgenin bir güvenliğini sağlamaya yetmiyor. Büyük savaşlara neden oluyor. Oralarda daha demokratik rejimlerin olması gerekiyor. Bir şey vardır ya, bir denge boru hattını geçtiği ülke bölünmez, daha demokratikleşir diyorlar. Yani o belki bir harç oluyor her anlamda, ekonomik olarak da bölgesel güvenlik, işte devletlerin politikaları, o bağlantının ucundaki ülkeler açısından da önemli oluyor çünkü. Böyle bir değişiklik olabilir ama Orhan Kemal Cengiz'in bahsettiği denge zaten vardı. Yani Suudi Arabistan'la çok iyi ilişkileri vardı. Bu yeni vardı. Bir parametre değil zaten. Değil. Hem İsrail'in de Suudi Arabistan'ın güvenliği. Şu beni korkutur eğer yeni bir parametreden konuşuluyorsa. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Babaoğlu yazmıştı. Sorular soruyordu. Eğer hakikaten işte 2008 krizinin faturasıyla birlikte ABD Obama politikalarından geri adım atıyor. Neokonlar tekrar etkili hale geliyor. Onların baskısı dayanılmaz hale geliyorsa yeni dünyada bu faturanın yeni dünyaya ödetilmesi, örneğin Türkiye, işte Brezilya, bazı Arap ülkeleri, buna yönelik bir geriye dönüş söz konusuysa, ama geriye dönüş diyorum, yeni bir paradigma değil bu yani. Bu korkutucu olabilirdi. Ama ben buna yönelik de bir şey olacağını, çok ciddi bir adım olduğunu düşünmüyorum. Neticede biz şunu görüyoruz. Arap Baharı'nda çok ciddi bir destekleri olmasa da kamuoyu, en azından Mark'ın söylediği nokta, hep çözüm noktası ne diyorduk ya, programda da konuşuyorduk. Evet. Kamuoyunun çok önemli etkisi olduğunu söylüyorduk. Yani yapılabilecek etki budur. Devletlerden bağımsız bir Avrupa var. Ve o Avrupa'nın hep bahsedilen kültürünü yaşatan hakikaten bir muhalefet de var. Devletler buna çok kayıtsız kalamazlar, siyasal iktidarlar diyelim en azından. O paradigmayı yaşatacak bir kamuoyu var dünya üzerinde de. ABD falan da artık buna çok aykırı duramaz. Örneğin şeyi konuşuyoruz, Birleşmiş Milletler'in rolü, alternatif neler yapılabilir diye. Bütün ciddi anlamda devletler artık bunu sorgulamaya başladılar. Dünya 5'ten büyüktür mesela, bir söylem var Türkiye'de. Tabii ki bunu konuştukları için söylemiyorum ama genel olarak tartışılan budur aslında. Bu yüzden buna çok kayıtsız kalacaklarını düşünmüyorum. Orhan Kemal Cengiz'in dediği eski paradigmanın da artık yaşayacak şansı yok dünya üzerinde. Üçüncü dünya buna destek verebilir. Rusya, İran, Çin. Ama bu kadar ben Ön Asya'ya kadar sokulacağını düşünmüyorum. Yani düşünmek de istemiyorum bu görüşün. Rusya ikna olur mu? Bir cümlede onu söyleyeyim. Ben düşünmüyorum. Yani her halükarda dünya siyasetinde soğuk savaşı yıllarca sürdürmüş bir ülke. Sadece üstlere, çok önemli üstleri var burada kuşkusuz ama o karizma meselesi hakikaten önemli. Yeni dünya düzeninde hani bir rekabet varsa Rusya sadece bu yüzden bu sürece ikna olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu şey engel değil. Yani bir hava saldırısı, gönüllüler koalisyonu yapacağı şey engel değil ama bu çözüm getirmeyecek. Olur mu sorusu? Bakın, çözüm yani hava koridoru dediğimiz şey de aslında fiilen savaş ilanı anlamına geliyor. Yani egemen bir ülke bunu tanımayacaktır zaten, Irak'ta olduğu gibi. Ama son tahlilde şunu düşünmeniz gerekir. Hani böyle bir asker operasyonda
insandan bahsediyorum. Maliyet kelimesini kullanmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kayıpları diyelim. Kayıpları en aza indirgeyecek çözüm budur ama bazen kaçınılmaz olabilir ki olacak gibi de duruyordu. Yani baskı yaparsınız diplomasi için ama bu alternatif için uğraşırsınız. Bütün askeri projeksiyonunuzu da buna göre çizersiniz. Ama bu da savaş ilanı anlamına gelir. Evet. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler'den karar çıkmaz ve bir uluslararası koalisyon oluşursa biz de yer alırız açıklamasını hatırlatıp buradan isterseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'teki röportajına geçelim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda, ne düşündüğü sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki kesinlikle bir Birleşmiş Milletler kararı gerekli. Yani biz uluslararası hukuktan yanayız. Silahlı müdahaleler bakımında uluslararası meşruiyetin tek kaynağı hala BM Güvenlik Konseyi kararlarıdır. Yurtta suç, yanında suç. Yani devam edelim. Evet. Yani bu hiçbir şey yapmayalım demenin biraz daha diplomatik bir yolu. Yani işte Birleşmiş Milletler'in yapısı ortadayken, yani buradan bir karar çıkmayacağı veto hakkı nedeniyle ortadayken demek ki Suriye'de herhangi bir çözüm fikrimiz yok demek bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey hiçbir şey yapmayalım demek. Halbuki işte yani siyasette böyle yapılıyor. Yani bunun bir şekilde Suriye'deki yaşanan katliamları CHP'nin de çok net bir şekilde bir tavır göstermesi gerekiyordu. O şu tavrı gösterdi ama ziyaret ederek evet, gösterdi. O da soruldu. Yani bu diplomasi tabii yani buna ne Maliki'ye gidilmesine ne de Suriye'ye gidilmesine ben şahsen karşı değilim ama niçin gidildiği ve hangi çerçevede gidildiği önemli. Yani destek vermek için gidiyorsanız bu iyi bir şey değil bir diktatöre. Ama gerçekten sorunun çözümü için bir ara formül yaratmak için bir kolaylaştırıcı olarak gidiyorsanız yani siyaseti etkin bir şekilde kullanıyorsanız bu önemli bir şeydir. Ama CHP'den biz bunu maalesef yani bu 10 yıllık süreçte de hiç göremedik. Sürekli bir anti siyaset tavrı içerisinde yani olanı korumak, statükoyu korumak ve olabilecek her türlü değişimi bir şekilde ambalajlayarak. Şimdi mesela bu bir ambalaj sizin okuduğunuz şey. Cümle bir ambalaj. Yani biz uluslararası hukuk içerisinde ve BM'nin bünyesinde bir şeye, çözüme taraftarız. Onun dışında düşünmüyoruz gibi bir şey. Bu hiçbir şey yapmayacağız demek. Yani bunu artık bu şekilde söylemenin bir anlamı yok. Çünkü BM üzerinden bir çözüm olmayacağını biz 2,5 sene içerisinde 120 bin kişi öldürülürken zaten öğrendik. Değil mi? Yani bunu da yeni öğrenmedik. Biz bunu Bosna'da da öğrendik. 94'te Ruanda'da da öğrendik ve pek çok vesileyle öğrendik. Yani BM üzerinden bir çözüm üretmek mümkün değilken biz BM üzerinden bir çözüm dışında hiçbir şeyi düşünmüyoruz demek. Suriye'de savaş devam etsin, Türkiye'de bunu seyretsin, dünyada bunu daha doğrusu. Bir güvenli bir alan değil mi arkadaşlar? Evet, yani. Uluslararası aslında toplumun meşruiyetini dile getiriyorsunuz, evet, bir artı kazanıyorsunuz ama dediğin gibi bunun fiili sonucu müdahale etmeyelim anlamına. Etmeyelim. Yani bu da yani bence yani CHP'de Rusya'nın pozisyonu pek farklı değil burada. Aslında ortak bir cephe ifade ettikleri yani, düşünüyorum. Doğru bir şey söylüyor. Yani kesinlikle katılıyorum. Bakın şimdi Kuzey Irak ziyaretiyle beraber niye okumalıyız bu açıklamayı? Şöyle düşünün. Siz sosyal demokrat bir partisiniz. Bölgenizde hakikaten bir hareketlenme var. Bir Arap Baharı var. Halklar ayaklanıyor diktatörlerine karşı. Siz bu süreçteki tavrınız diyorsunuz ki bunlar emperyalizmin oyunları. Şimdi bu söylemin kendisi bir defa çok açık bir şekilde o üçüncü dünyacılığa dair bir şey. Yani Rusya'nın söylediği, İran'ın söylediği, Çin'in söylediği. Ve gidiyorsunuz Irak'ta görüşme yapıyorsunuz. Talebani'nin doktorudur bu arada Kerkük valisi. Kendisi geçen programda aslında bunu çok konuşamadık. Güvenlik nedeniyle denildi de birebir bölgedeki kaynaklar da bunu söylediler. Hatta bizim programımızdan sonra konuştuklarımda yani istemedi vali görüşmeyi. Talebani çünkü çok net bir mesaj verdiler. Dediler ki burada bir katledilmiş bir halkın bağımsız bir devleti kuruluyor. Siz bu devletle sıfır ilişki kurup gidip merkezi hükümetle onun tehditlerine ortak oluyorsunuz diye. Bu politikalarınızın bir devamıdır aslında Kılıçdaroğlu'nun o demin dediğim üçüncü dünyacı politikalarının. Talebani ile bile görüşemeyen, gidip Barzani ile görüşemeyen yani katledilmiş bir halkın temsilcileriyle görüşemeyen sosyal demokrat bir parti lideri. Suriye'de takındığı tavır da bunun çok ötesinde değil. Şu savaş süresince devam eden bu katliamlar süresince yaptıkları tek açıklama işte emperyalizm oldu. Esad'ın egemenlik hakkı oldu. Emperyalistler bu sürece müdahale etmesin oldu. Mazlum halklara dair, tırnak içinde söylüyorum. Bu tabiri çok kullanmak zorunda değilsiniz. Moral değerler üzerinden de konuşmak zorunda değilsiniz ama Sosyalist Enternasyonel üyesi bir parti bu süreçlere en azından duyarlı olmalıydı.
Sen röportajdan herhalde bölüm aktaracaksın bu şeyle ilgili, Suriye'deki ziyaretle ilgili, dostluk ziyaretiyle ilgili. Özel olarak paylaşacağım bir şey yok çünkü daha önce de söylediler bunu. Gerçi Cansu Çanlıbel bir kez daha sorma gereği duymuş. Niçin gittiniz, pişmanlık duyar mısınız, duyuyor musunuz şimdi diye. Bizim arkadaşlarımızın gidiş amacı farklı bir tutuklu gazeteci ülkeye geri getirmek içindi. Kuşkusuz hani bunlar çok önemli ziyaretler ama sembolik karşılıkları oluyor ne yazık ki bu süreçlerin. Marco'nun dediği gibi diplomasi tabii ki. Röportajda da demiş biz işte Türk diplomasisine katkı sağlamak için barışçıl yöntemleri kullanmak için bu ziyaretleri yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka yerlere de gideceğini açıklıyor. Gazze'ye giderim. Ben başbakan gibi değilim. Erbil'e gideriz diyor. Giderim diyor yani şey yapıldığında falan. Tabii çok hoş. Keşke Gazze'ye gitseler. Ama Gazze'ye gidip de acaba kiminle görüşülecek orada? Mesela Hamas'ı muhatap kabul edecekler mi? Eskiden de öyle bir şey vardı. El Fetih meşrudur ama evet. Hamas her zaman tukakadır. Yani hakikaten bu halkların temsilcilerinin kim olduğuyla uğraşmayı bırakıp kimlerin haklı olduğu noktasında bir tavır almak sol sosyal demokrat politika izleyen bir partiye, izlediğini söyleyen bir partiye yakışacaktır. Ötesinde bu eleştirilerin her zaman muhatap olacaktır diye düşünüyorum. Bölgedeki dengelere de, barışa da katkı yapmanın yolu bu süreçte en azından biraz daha net açıklamalar. Madem örneğin diyalogları var, Esad'la ki var hakikaten, yani bir sürü milletvekili gidiyordu, görüşüyordu falan. Bu süreçte bunu yapın, Suriye'ye gidin. Bu uluslararası toplumun, uluslararası kamuoyunun taleplerini aktaracağız değil. Bu noktada bir adım atılsa hakikaten dedikleri dış politika alkışlanır herkes tabii tarafından. Ama bunu da söylemediler. Mesela buna dair hiçbir girişim yok. Şimdi Gazze'ye gitmek bu bir yarış değil herhalde. Yani başbakan gidemedi, ben gideyim falan. Yapacağı iş eğer bu diyaloğu varsa Suriye'de bunu yapabilir Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Ki var yani ona şey ziyaret randevusu falan verirler bence. Verirler. Küçük bir katkıda ben bulunayım. Eğer CHP'nin bu tavrı, bu ziyaretleri Esed'e ve Maliki'ye yurt içindeki AK Parti ile 10 yıllık işte mücadelesini alanını yurt dışına taşımaksa, yani orada yeni bir alan, yeni bir zemin kurmaksa, yani yurt dışında bir muhalefet zemini kurmak için eğer Maliki ve Esed konusunu malzemeleştiriyorsa bu çok yanlış bir şey olur. Yani benim gözlemlediğim şey biraz bu. Ama onun bu değil de Melih'in söylediği gibi yani bir arabulucu, bir kolaylaştırıcı, işte gerçekten elin taşın altına sokan bir şeyde, yöntemde işte Suriye krizinde veyahut da Irak Maliki Türkiye arasındaki soğuklukta bir işte mesafe almak, bir işte yol kat etmek amacıyla onu yapılmış söylediler. Yani bir şeyse. Suriye konusu değil tabii ama Irak ziyaretiyle ilgili evet, bu tür açıklamalar geldi. Hatta kendilerine aktarılanın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek olduğu, bu yönde istekleri olduğu, bu konuda CHP'nin de katkısı olabileceğini düşündüklerini, onların da üzerine düşen bir rol varsa bunu yerine getirebileceklerini söyledikleri, belirttikleri açıklamalar oldu. Evet, bunun ama için herhalde maddelerine baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Yani hükümetle yani o zaman bir şey eşgüdüm içerisinde rapor bunu yapması. Rapor hazırlayacağız Dışişleri Bakanlığı'na, hatta bu raporu paylaşacağız bu ziyaret noktaları. Mesela Maliki konusunda hükümetten, dışlarından bir briefing aldılar mı? Gitmeden önce bir ortak strateji kuruldu mu? Çünkü bu sonuçta Türkiye politikası. Evet. Yani bu oldukça ciddi bir mesele. Suriye konusunda bir dünya sorunu. Bununla ilgili bir ortaklaşmanın, bir ortak stratejinin güdülmesi gerekir. Ama Gezi konusunda destek istedi haberde. Yani şimdi evet, bunu nereye koyacağız? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sade suya tirit sözlerin bazen hiçbir karşılığı olmuyor. Yani Türk dış politikasını dışarıda yüceltmek için gidiyoruz. Çok güzel. Türkiye ile ilgili rapor da hazırlayacağız. Bunu ne yapacağız? Konuştuğunuz maddeleri geçen aslında tek tek böyle sıralamıştık. Bakıyorsunuz Kürt Ulusal Konferansı hakkında tehditte bulunuyor merkezi hükümet. Bir şey demiyorsunuz barış süreciyle alakalı. Gezi'ye destek istiyorum ne demek? Yani hakikaten anlam veremiyorum. Bir CHP Gezi sürecini arkasında olabilir. Çok doğal hakkıdır. Hiç yani ne diyebilirsiniz? Bir ülkede bir hareketlilik yakalamış muhalefet partisi. Etinden sütünden faydalanıyor dersiniz. Buna hiçbir şey, yani hiçbir şey söyleyemezsiniz ama bir dış gezide bunu söylemek, ülkemizi satıyorlar falan demiyorum. Ben hiçbir zaman bu terminolojiyle konuşmadım. Yani sevmiyorum zaten asla böyle bir şeyi. Ama hakikaten bana anlamsız geliyor. Gezi için Maliki'nin yapabileceği ne olabilir?
Yani hakikaten anlamadım. Eğer bu kadar büyük kaygısı, burada siyasal iktidar büyük katliamlara falan giriştiyse, Suriye gibi, Esad gibi, tabii ki gidersiniz bunu herkese anlatırsınız. Sosyalist Enternasyonel'de, ABD'de, Irak'ta falan, ama bunlara anlam vermek... Onun için dedim, yani bu muhalefeti, antisiyaseti 10 yıldır sergilenen CHP'nin, yani bunu yurt dışına taşımaksa bu gerçekten CHP için de kötü olur. Peki, Türkiye için de kötü aynı olur. Aynı zamanda de bu eleştirin, yani gezi olayları için destek bekliyoruz yaklaşımı Irak'a, merkezi hükümete, sence şu cümlesiyle de çelişiyor mu CHP Genel Başkanı? Başka ülkelerin başbakanlarının kendi ülkelerinde izledikleri politikaya müdahale edilmesini doğru bulmam. İç işlerine karışılmasını doğru bulmam. Aynı zamanda bu yaklaşımıyla da çelişen bir şey mi? Kesinlikle. Yani şu, eğer tablo şuysa, bir ülkede seçilmiş meşru bir iktidar varsa, insanlar demokratik haklarını kullanmak için sokağa çıkıyorlarsa ve polis şiddeti varsa, ama polis şiddeti diyorum, yani katliamdan bahsetmiyorum, hukukunu ihlal et, yani anayasanın ihlal edilmesinden falan bahsetmiyorum. Bu noktada o ülkenin iç sorunudur. Buna da kimse hakikaten, hani tabii ki uluslararası toplum, örgütler bu konuda açıklamalar yaparlar, uyarılarda bulunurlar, ama bir de katliamlar vardır hani Esad'ın yaptığı gibi falan. O noktada başka müdahaleler konuşulabilir. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğiyle çelişiyor. Bir de bu herhalde Kılıçdaroğlu ve o zihniyet bunu küresel ve bölgesel bir şey olarak görüyor. Yani bu bir uyanış, Türkiye'de böyle bir uyanış gerçekleşecek. İşte başka İslam devletlerinde uyanışlar gerçekleşecek, tırnak içinde söylüyorum. Ama diktatörlüklerde kesinlikle ulusal sınırlar ve egemenlik hakları tanınmalıdır. Yani buradan bunu çıkarıyorum ben. Bilmiyorum fazla mı şey yapıyorum, ama hakikaten benim çok ilgimi çekti. Gezi için Maliki'den destek istenmesi. Evet. Bu değerli yalnızlık kavramının, İbrahim Kalın'ın bu ifadeleri biliyorsunuz çok tartışılıyor. Star gazetesinde manşette İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Başbakan Erdoğan dış politika başdanışmanı, değerliyiz, yalnız değiliz diyor. Dünya katliamlara, darbelere sessiz kalırken tek başına doğrunun yanında yer almak, dünyadan kopmak değil, onurlu duruş sergilemektir. Yalnızlıksa bu değerli bir yalnızlıktır diyor. Bu tartışmada devam ederken bugün Star'ın manşetinde de bu önemli açıklamaların, İbrahim Kalın tarafından yer alan bu açıklamaların, İbrahim Kalın'ın sözlerinin yer aldığını paylaşalım, aktaralım. Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini konuştuk, röportajını konuştuk. Başbakan açıklamalarına geçebiliriz. Rize'de hala temasların sürdürüyor. Başbakanın önemli açıklamaları oldu. Yine diktatörlük, kendisine diktatör diyenlere, diktatör yakıştırması yapanlara yine çok sert yanıt verdi. Diktatör olsam asardım dedi yani. Bir kez daha, evet, aslında onu eleştirdin mi? Melih, hem sana soruyorum hem arkaya sayansa. Siz biz biraz konuştuk o gün, evet, ertesi günü, ama Başbakan Erdoğan'ın kendisine diktatör diyenleri eleştirirken, ona bu eleştirilere tepki gösterirken kullandığı ifadeler, başka ülkede olsa gerçekten diktatörlüğün olduğu bir ülkede bunları söylüyor olsanız adamı sallandırırlar ifadesini kullanması. Onun üzerine duruldu çünkü çok. Nasıl bakıyorsunuz? Kendi usulünce söylediği için oldukça ses getiriyor. Mesela sallandırırlar kelimesini her siyasetçi kullanmaz, ama başbakan kullanıyor. Evet. Çünkü başbakan böyle bir siyasetçi ve bu yüzden ciddi bir karşılık buluyor toplumda ve yani bu konuda da herhangi bir ne derler, estetik bir işi müdahale yaptırmıyor kendisine. Yani olduğu gibi görünmeye, olduğu gibi düşündüğü gibi konuşmaya devam ediyor. Aslında söylemek istediği şey açık değil mi? Yani çok tartışmasına gerek olan bir şey değil. Yani diktatörlük olan bir ülkede Türkiye'de yaşanan hiçbir şey yaşanmaz. Yani Türkiye'de işte yazılan, çizilenler gezi sürecinde gördük. Yani başbakanın ne Frankoluğu kaldı, ne partinin Nazi partisi olması kaldı. Bunun gibi pek çok şey. Dolayısıyla o anlamda yani söylemek istediği şey, diktatörlüğün bir kere o söylemin çok yanlış bir söylem olduğu ve kötücül bir söylem olduğu, yani dolaşıma sokulduğu ve onun dolaşıma sokulmasının bir anlamı olduğu, bir amacı olduğu, yani bir Erdoğan'a yönelik bir itibarsızlaştırma ve Türkiye'deki yaşananların bir algı mühendisliğiyle çarpanlarla çoğaltılması ve çok vahim bir durumun varmış gibi gösterilmesi ve bunun üzerinden giden bir siyaset mühendisliği teşebbüs, bunu anlatmaya çalışıyor Sayın Başbakan. Çok yoğun da vurgu var. Başbakanın hani son konuşmalarında bunun üzerine durmasının nedeni de bu herhalde. Bu diyorsun yani, bu algı yönetimi, hakikaten o dönemi hatırlayın. Her tarafta o diktatör yazıları çok fazla kullanılıyordu.
Evet. Bunun da hani merkezi, sistemli bir şey olduğu vurgusu başbakan son dönemde daha çok iletiliyor herhalde. Çünkü bütün konuşmalarında bundan. Bu arada Başbakan Erdoğan izledi biliyorsunuz, bugün de toplu açılış törenlerine katılıyor, konuşmalar yapıyor. Bugün de öyle bir programı var ve şimdi konuşuyor bir yerde. Oraya dönelim, canlı olarak ekrana getirelim, devam edeceğiz.